Bazı şeylerde para önemlidir, bazılarında da hiç değildir, Hiç ağzını değil. açmaz. Ya bazen öyle bir proje gelir ki yani üç kuruşa da çekersin. Hayatının Tabii. dönüm noktası Anlatabiliyor olur. muyum? Yani şu yaşta bile o geçerlidir. Öyle bir Evet. şey gelir ki aman ben bunu oynayayım kardeşim. Bırakın beni yani kaç para olursa olsun önemli değil dediğim proje de olur yani. Evet. O bir gerçek. Yani bugün dizilerden 40-50 bin lira kazanıyorsan bölüm başına Vasfiye teyze Tabii. sayesinde. Onunla beraber tanıdık. Ben şimdi düşünüyorum. O yıllarda neredeydim? Gazetede çalışıyoruz. Tabii. Maaşım bile benim 2000 lira falan gibi hatırlıyorum. Aylık. 1700-1800 lira. Evet, Ağzımızı aylık tabii. Tabii. yıllarca yıllarca bir ömür gazetelerde çalıştık da ağzımızı açıp biz niye bu kadar kazanıyoruz demedik. Evet. O gazetecilik yılları bizi bu televizyona taşıdı. 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 Yani Tabii. hani o Tabii. zaman çıkıp gazeteden birisi ben bilmem ne dediğinde sen de ona sosyal medyadan Biz cevap de devlet vermezsin. tiyatrolarında şeydik yani maaşlı sanatçıydık yani devlet maaşı alıyorduk. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani belli bir Aldığın parada o maaşımız zaman vardı. 2000 lira falan da Tabii herhalde. öyle bir Sana şeydi yani. değer katan şeyler var, senin cebini dolduran şeyler var. Onun ayırdığını iyi Evet. yapmak lazım. Eda Yukarı'dan 2011'de yani Gonca Vustateri'nin yakındığı o maaş meselesinde asgari ücreti hatırlattı. 685 TL miymiş Evet. Eda? Evet. Evet. 658. 658'miş. Evet. Şimdi Gülbin Akbaş yazmış. Günaydın Nurseliniz, bayılıyorum. Sakın diyorum ama sakın. Her yeri botokslu insanlar daha yaşlı duruyor. Kesinlikle Doğru. doğru söylüyor. Kesinlikle. Gerçekten bu ne ya? Herkes saçma sapan uzaylı gibi. Ne gıdısı? Hiç gerek yok. Seda ablama uyma diye yazanlar da var. Bu yaz şey dediler Çeşme'de bana. Ya yaşlanmayı düşünmüyor musunuz? Ya gidin Evet, dediler ya çok iyi nazar gözüküyorsun. değdireceksiniz Aynen bana öyle, diye. aynen öyle. Şimdi çok Öyle güzel diyen. bir yorum gelmiş. Aslı Gün Hanım yazmış. Nurseli Diz 1, Fatma Girik 2. İkisi Aynen. de harika, Evet. güzel gözlü kadınlar. Onlar her zaman çok güzeller. Yüzleri yaş aldıkça bugünler, Fatma'da bu değdir. şimdikilerden çok daha güzeller demiş. Evet, Fatma Girik. Fatma Giri'yi sevgili izleyiciler kaybettik. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle koronavirüse bağlı vefat etti. Cenaze töreni de bu arada paylaşmıştık da yarın gerçekleşecek. Sizin ne sen ne şanslısın ki Nurseli Onunla çalıştım. onunla birlikte çalıştın. 2002 yılı mıydı? 2002 benim için ağlama da çalıştık Uzun beraber. soluklu bir iş. Uzun soluklu 39 bölümlük bir işti. Çok büyük bir şeref benim için, büyük bir onur böyle bir ustayla çalışmak. Çok olduğu gibi, çok yani bu kadar sahici bir kadın hayatımda tanımadım yani. Biri bana musallat olmuştu telefonda. Sen ver bakayım o telefonu dedi. Bir Evet. adamın biri. Ondan sonra bir canına okudu, bir canına okudu telefonda. Hah dedi. Şimdi arayamazlar artık dedi filan. Çok şakacı, çok esprili, çok tatlı bir Hayat dolu. insandı. Yani çok erken bence. Artık Evet. çünkü insan ömrü uzadı. Uzadı Gerçekten kesinlikle. çok erken kaybettik bence. Evet. 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 Ve Bence. bir oyuncu için hele de Fatma Girik gibi efsane bir oyuncu için ne bileyim insan onu 85'te de 95 yılın ay 95 yaşında da Yaşında da görmek bir istiyor. dizinin ya da bir filmin bir köşesinde görmek isterdi. Artık eski filmlerine bakacağız. Diğer ustalar gibi Evet. öyle anacağız Çok ama ani bazı oldu ölümü isimler Evet, yani. biz de Çok ani. pazartesi Gibi günü yayın sırasında sırasında öğrendik. 9'u 5 geçe 10 geçe aldık onun ölüm haberini. Biz de şoke olduk çünkü dört yapraklı yonca arasında Evet. sanki en güçlü onu hissederdik. Evet. Ona bir şey olmaz. Evet, Erkeksi, ona bir dominant. şey olmaz. Her zorluğun üstesinden gelir. 57 yıllık hayat arkadaşını vefatının ardından çok zor günler geçirdi. Zaten ondan sonra çok Evet, sağlığında sağlık bozulma problemleri başladı. başladı. Evet. Evet. Büyük bir uğurlama ve tören istemiyorum Hı. demişti vasiyetnamesinde Fatma Girik ama yine yakınları ve sanat dünyası bu kar tipi nedeniyle töreni ertelediler. Perşembe günü olacak. Fatma Girik'in ölmeden önce hazırlamış olduğu vasiyetnamede mirasını yeğeni Ahu Turanlı'ya ve henüz 12 yaşındayken çocuk esirgeme kurumunda koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar'a bıraktığı öğrenildi. Bu arada veliahtı olarak da Tuğba Büyüküstü'nden bahsetmişti. Acaba sağlığında Tuğba Büyüküstü onu ziyaret etti mi özellikle Bodrum'da? Tuba bir paylaşım yaptı mı? Tuba'nın paylaşımını çok hatırlamıyorum. Ben de Sosyal çok medyadan bir hatırlamıyorum. paylaşım yaptı mı? Fatma Girik'in vefatının ardından üzüntüsünü dile getiren bir isimdi efendim. Usta oyuncu Nur Sürer oldu. Nur Sürer diyor ki Fato benim en yakın arkadaşımdı. Bir yanımız eksik kaldı diyor. İzleyelim. Evet.
İyi misiniz? İyiyim. Yani tabii soğuk bir havada. Batonun ölümünden ötürü iyiyim değil mi ki? Adet oldu da. Gerçekten çok üzgünüm. Yani çünkü biz yani ben 85 yılında Yılanların Öcü'nde birlikte oynadık. Ve o zamandan bu yana yani en son herhalde 15 gün falan oluyor konuşalı. Hiç birbirimizin üzerinden, daha doğrusu o bizim üzerimizden elini çekmedi. Çünkü gerçek dostluğun ne olduğunu ben ondan öğrendim şahsen. Benim mesela sinemada en uzun dostluklarımı kaybetmediğim de bir tanesi Fatoş'tur, bir de Müjdar. Böyle insanların, böyle dostların olması insanda her zaman bir şey yaratıyor. İyi bir duygu yaratıyor. Bir yanımız eksik kaldı diyelim. Yani hep dünyanın en güzel gözlü kadınını kaybettik. Çok iyi yürekli biriydi. Yardımsever, gönlü bol. Çok iyi bir insandı. İlk acı haberi duyduğunuzda ne yaşadınız? Sabah ben zaten çok erken sete kalktım. Yani hazırlanırken şeyde söyledim, bugün çalışmıyoruz da yarın çalışıyoruz ama hocamıza da dedim yani benim Fatoş'un cenazesinde olmam lazım tabii ki dediler. Yani işte yarın olursa yarın, çünkü buradan Bodrum'a yani o vasiyeti şeyin Memduh abinin yanında gömülmek. Öyle yani çok acılıyız tabii. Nasıl dostunuz var? Annem ama çınarını kaybetti. Rahatsızlığı şey olduğunda dedim bir gün ya bu dört yapraklı yoncanın en rengaver insanıydı. Kristal bebek gibi oldun sen dedim, çok gülmüştü. Öyle tarihsiz bir şey yani ne bileyim 79 yaş da artık günümüzde öyle şey bir yaş değil. O yüzden gerçekten çok üzgünüm. Seni çok üzülüyoruz. Hani Türkiye'de ağlıyor Fatma Girik'in ardından ama aynı seti paylaşmış, yoldaş, arkadaş, kader birliği yapmış Fatma Girik'le oyuncu arkadaşları için ekstra bir zor. Şu an Nur Sürer'in yüzünde o acıyı yakaladık evet, yani. Evet, aynen öyle. Evet, aynen. Sizler de yazıyorsunuz, tekrarlayalım. Son anda bir değişiklik olmazsa Fatma Girik yarın yani Perşembe son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören 5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Şişli Belediye binasında gerçekleşecek. İkinci tören Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik vasiyeti gereği Bodrum'da 57 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanında toprağa verilecek. Bazen diyoruz ki iyi insanlar daha mı hızlı gidiyorlar? Mekanı cennet evet. Olsun, Allah rahmet eylesin diyelim. Ne boş bir dünya diyelim. Aslında evet. Bakarsanız. Ne boş işte evet. Değerlerini kaybettikçe anlıyorsun. Evet, aynen öyle.